Evet. Seni dinliyorum Atakan. Siz beni çağırdınız Müfit Bey. Asıl ben sizi dinliyorum. Buyurun. Sen konuşasın diye seni çağırdım. Ya ne hakkında konuşmamı istiyorsunuz? Söylerseniz konuşurum elbette. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Yani nasıl olur da benim karşıma geçersin? Ne yapmışım? Ne mi yapmışsın? Cezayir'in Ankara'dan aldığı desteğin altından senin adın çıktı. Sanki ben bunu öğrenemezmişim gibi, böyle büyük bir sırmış gibi falan anlatıyorsun. Öğrenmişsiniz işte. İki kişinin bildiği sır değildir Müfit Bey. Ama sen benim emrimde çalıştığını unutuyorsun galiba. Hayır. Ben artık sizin emrinizde çalışmıyorum. Siz Cezayir'le Gardaşov'un fabrikalarını kapattıktan sonra sizinle çalışmak istemediğime dair üstlerime dilekçe verdim. Talebim kabul edildi. Böylelikle Cezayir'in tarafına geçmiş olduğunu da itiraf ediyorsun ha? Benim tarafı olduğum tek şey devletimdir. Sizin de öyledir muhakkak. Peki siz Cezayir'in niye sizin karşınızda olduğunu düşünüyorsunuz? Ya da kendinizi neden Cezayir'in karşısında bir tarafta görüyorsunuz? Bak Atakan, ben o fabrikaları herhangi birinin tarafında olduğum için kapatmadım. Ülkemin menfaatleri onu gerektirdiği için kapattım. Ama eğer sen benim tarafımda değilsen, devletin de yanında ve tarafında değilsin demektir. Bunu sakın unutma. Ve ayrıca sana bir tavsiyede bulunayım. O Cezayir'in yanında, çok yakınında olmazsa iyi edersin. Ayrıca benim yolumun üstünden çekil. Ben kimsenin yolunun üzerinde olduğumu düşünmüyorum. Hele devletimin asla. Size de yeni çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum Müfit Bey. Ben bu cihana sığmasam.